Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Biz seninle daha önceden de birkaç sefer bir araya geldik. Evet. Özellikle sana şu tavsiyede bulunmuştum hatırlarsan. Ne olur Oğuzhan çok başarılı gidiyorsun, harika gidiyorsun. Şarkıcı tarafını, solist tarafını ne olur ihmal etme. Oyunculuk yaptığın sürece vardır ama şarkılar bambaşka. Şarkılar sen ölmüyor. Olmasan sen yattığın yerde bile o şarkılar yürür gider. Şu an mesela bu şarkı yüzlerce radyoda belki çalıyor şu anda. Aynen öyle. Az önce söylediğin şarkı kesinlikle. Yüzlerce bu radyoda. Bu bambaşka bir. Oyunculukta çalıştığın sürece o bisiklet yani pedalları çevirdiğin pedal sürece gidersin. Gidiyor. Ama şarkıcılıkta çok farklı. Doğru. Şarkıyı yaparsın ortaya atarsın. Ben buna seyahati verdiğim günü bile hatırlıyorum abi yani. İlk albümü yaptıktan hemen sonra. Peki hangisi daha keyif veriyor sana? Ya bu bambaşka bir şey. Şarkı söyle. Yani yalan yok evet. Bu bambaşka bir şey. Tabii ki işte skeçler vesaire, sahne, tiyatro, oyunculuk çok eğlenceli ama bu daha benim sanki. Ben de öyle hissediyorum yani. Şimdi mahallenin haşarı çocuğu diyebilir miyiz sana? Yani mahallede çocukken nasıldın sen? Ya, haşarılık var mı? Ama tatlı var yaramaz. Mi? Tatlı yaramaz. Aynen öyleydi abi. Yani problemsiz. Fırçayı yemezdim. Ya da fırçayı yiyecek birini iterdim öne. Ben çaktırmadan yine böyle. Şu an gözümde canlandırdım. Tabii. Ben hep oraya oynardım. İnsanları tahrik eden. Aynen. Galeyana getirdim. Galeyana getiren ve ortadan kaybolan. Aynen. Ve hep uslu çocuk. Aynen öyle. Ben hep aferin bak işte Oğuzhan gibi oğlum falandım. Eser'le İbrahim'le siz hep beraber mi takılıyorsunuz? Ya o kadar o kadar eğlencelisiniz ki sanki hep beraber aynı evde kalıyorsunuz. Öyleydi. Hep beraber dolaşıyorsunuz, hep beraber geziyorsunuz. Bütün sosyal hayatınız da berabermiş çoğunlukla gibi geliyor. Çoğunlukla beraber abi. Hatta buraya bile senin yanına da onların yanından geldim. Gerçi program toplantısı vardı 3 adam için. O yüzden bir aradaydık ama genelde boş günlerimizde bile bir akşam bir ararız birbirimizi. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz, bir yemek mi yesek, muhabbet mi etsek? Çok yakın arkadaşız. Artık 20 yılı geçti bizim arkadaşlığımız. Hani televizyonda görünen işin bir profesyonel tarafı ama. 20 yılı geçti. Evet, çocukluk nasıl, arkadaşıyız. Nasıl tanıştınız siz? Ben Eser'le 11 yaşından beri arkadaşım. İbo ile Eser de 10 yaşından beri arkadaş. İbo ile Eser kapı komşusu. Nasıl aynı projede siz bir araya geldiniz? Şöyle oldu. Biz Eser'le ortaokulu ve liseyi beraber okuduk. Mesela bunu ben bilmiyordum mesela. Öyle mi? Sanki o projede siz bir araya geldiniz. Çok evet profesyonel bir birleşme gibi duruyor ama aslında çok güzel hareketler şuydu. İşi profesyonel olarak yapan arkadaşlarımız da vardı ama hakikaten Yılmaz abi bir şey sistemi kurdu oraya. Önce bir 10-12 kişiyi sınavla alıp sonra varsa kefil olacağınız arkadaşınız, siz güvenliğiniz üçünüz, getirin üçünüz dedi. Birden mi gittiniz? İlk Eser gitti aslında. Çok güzel hareketleri. İlk giren Eser. Eser giriyor. Abi ne olur beni de alın. Sınavlar bitti alamayız. Ne olur alın, ne olur alından ısrarla giriyor. Sonra bunu da alın. Sonra aynen. Bunu sonra da alın. Eser benim böyle bir arkadaşım var. Bak çok sevimli Yılmaz abi. Ben de o sıra böyleyim tabii. Sonra biz de İbo'yu aldık falan. Böyle taksit birbirimize ön ayak olduk. Peki hayatınızdaki dönüm noktası mıdır bu? Kesinlikle. Çok güzel hareketler. Evet, çok büyük bir dönüm noktası. Aslında çok güzel hareketlerden önce Beşiktaş Kültür Merkezi'ne girmek bizim için dönüm noktasıdır. Yani ondan öncesi de var. Tabii ki ondan önce bizim orada bir 3 yıl, 4 yıllık bir senaryo nasıl yazılır, bir skeç nasıl yazılır, ne komiktir, ne değildir. Orası olmasaydı çok güzel hareketler olmazdı. Olmazdı. Çok güzel hareketler olmasa da muhtemelen ben olmazdım.